Günaydın herkese, RGB'den mutlu sabahlar diliyoruz. Spor ertesiyle karşınızdayız her hafta olduğu gibi. Evet, hoş geldiniz Gözde Hanım, merhabalar. Merhaba, günaydın. Günaydın, çok değerli bir konuğumuz var. Bildiğiniz gibi dün Vodafone İstanbul 40. Maratonu gerçekleşti. Sevgili yoga eğitmeni Gözde Uysal da bugün bizlerle olacak. Biraz dünü değerlendireceğiz. Vodafone 40. İstanbul Maratonu kendisi katıldı zaten. Onun görüşlerini, yaşadığı zorlukları, güzel anılarını dinleyeceğiz. Hoş geldiniz tekrar Gözde Hanım. Hoş bulduk. İsterseniz ilk önce bir VTR'mizi izleyelim. Dünkü izlenimleri aktaralım. Ondan sonra sohbetimize başlayalım. Hı. Evet, pazar günü ne yapsak diye düşündük. İstanbul Maratonu'na geldik sevgili izleyenler. Güzel bir sabah oluyor şu an. Biraz kalabalık var gördüğünüz üzere. Başlayalım. Yarış 4 etaba ayrılıyor. 42 kilometrelik maraton, 15 kilometre, 10 kilometre koşuları ve halk koşusu. Halk koşusuna ilgi gerçekten çok yoğun şu an. Yılda bir kere düzenlenen bir etkinlik. Herhalde ilginin sebebi de bu olsa gerek. Normalde de spor yapıyoruz ama genel bir aktivite amaçlı. Hem pazar günümüz boşa geçmesin. Tüm gün evde yatmaktansa böyle bir aktivite yapmayı tercih ettik. Dedikleri gibi zaten katılım çok yüksek. Biz de bu katılımın içerisinde olmak istedik açıkçası. Daha önce, yıllar önce katılmıştık ama o zaman ismi Avrasya Maratonu'ydu. Şimdi ismi değişti. İstanbul Maratonu bence daha güzel bir isim. Kalabalık, bayağı ilgi var. Burada bulunmaktan mutluyuz açıkçası. İnsanları spora teşvik eden bir organizasyon bence. Çünkü kıtaları geçiyorsanız kendi evinizde vaktiniz olduğunda çok daha fazla rahat spor yapabileceğinizi gösteren bir şey bu. Hatta yurt dışına katılımlar da var. Ben çok beğendim. Çok da güzel bir organizasyon. Teşekkür ediyoruz. Dinlemeye geçenler. Güzel bir isti. Köprünün sallanması biraz heyecanlandırdı. Güzeldi yani genel anlamda. Bu organizasyon çok güzel olmuştu. Ömrümde ilk defa Şehitler Köprüsü'nü geçtim. Aslında defalarca geçiyorum. Karayollara çalışıyorum aynı zamanda. Ama bu farklı bir duygu tabii ki. Güzel, başarılı bir işti. Biraz meşakkatli oldu ama yine de çok güzel oldu. Devamını dilerim inşallah, böyle daha güzel olur. Daha güzel günler. Evet, dün gerçekleştirilen Vodafone 40. İstanbul Maratonu bu şekildeydi. Spor Ertesi ekibinden de Mehmet Ali Yıldırım ve Bora Demir arkadaşlarımız izlenimleri bu şekildeydi. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine ve Gözde Hanım'a dönüyoruz. Gözde Hanım, dünkü maraton nasıldı sizce? Neler gördünüz? İzlenimlerinizi bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Şimdi izlenimlerim sizin çektiklerinizden çok daha farklıydı. Çünkü sizin arkadaşlarınız halk koşusunu çektiler. Evet, halk koşusunu çektiler. Yani bizim orada yaşadıklarımız tamamen farklı. Hı hı. Çünkü orada bahsetmişsiniz, 4 ayrı kategori var. Yarış sabah 9'da başlıyor. 9'da maratoncular, işte 15 dakika sonra 15 kilometre koşucuları, onlardan 15 dakika sonra 10 kilometre koşucuları ve en sonunda halk koşusu var. Halk koşusu da 8 kilometre sürüyor. Genelde işte böyle fotoğraf çekmeye, işte tavla oynamaya, evet, işte gelinlikli fotoğraf çektirmeye gidenlerin hepsi halk koşusunda. Ve genelde de basın onları çekiyor. Ama aslında ön tarafta çok orada ciddi ve profesyonel bir yarış var. Ve çok emek harcanan bir organizasyon ve emek harcanan çok düzenli antrenman yapan koşucular var, bu yarışa hazırlananlar. Mevsim bir kere çok güzel. İstanbul'un en güzel zamanlarından birisi Kasım ayı ve dün şansımızda hava muhteşemdi. Güzeldi, yani evet, koşmak için çok güzel bir havaydı. Çok fazla bir kalabalık vardı. Öncesinde de işte maraton fuarına gittik. İşte kitlerimizi aldık, geldik. Biraz sabah bir takım olumsuzluklar oldu. Çünkü finişte almanız, işte eşyalarınızı almanız için işte öncesinde bir tane çantalarınızı bırakıyorsunuz. Hı hı. O çanta organizasyonu bu sene hiç düzgün yapamadılar ve orada biraz kaos oldu. Ama ondan sonra her şey gayet güzel geçti. Katılım fazlaydı. Hı hı. Ben 2011 yılından bu yana koşuyorum. 2011 yılından bu yana da maratonlarda koşmaya başladım. Yani koşuya başladım, yarışlara başladım zaten. Profesyonel anlamda 7 seneden beri yapıyorsunuz. Evet. İşte adım adım oluşumuna girmemle beraber koşmam ve maratonlar aynı şeye denk geldi. O zaman tabii bu kadar şey değildi, kalabalık değildi koşu, daha az insan vardı. Ya da yani böyle parkura çıktığınızda bomboş sokaklarda koşardık biz. Yani Barbaros Bulvarı'ndan aşağı iniyorsunuz. Boş yani. Hiç kimseler yok. Yol boyunca kimseler yok. Hele bir de maraton koşan arkadaşlar için onlar daha uzun 42 kilometre koşuyorlar ve o sahil yolu bomboş. Yani maratonda bu çok insanları demoralize eden bir şey, boş yollarda koşmak. Ben yurt dışında da maratonlar koştum. Ve böyle ilk mesela gittiğimde Berlin koşmuştum. Dedim aman Allah'ım dedim şuraya bak ya. Çünkü bütün şehir bu koşunun içine entegre olmuş. Böyle bir metre, yarım metre boşluk yok yani. Herkes yollarda ve herkes alkışlıyor. Nispeten her yıl böyle ilerleye tezahürat da artmaya başladı. Dün o hoşumuza çok gitti. Yani çünkü başlıyorsunuz start, köprüyü geçiyorsunuz. Sonra işte Yıldız Kavşağı'ndan çıktıktan sonra Barbaros Bulvarı'ndan itibaren insanları görmeye başlıyorsunuz. İşte sizlere alkışlıyorlar müzik. Çünkü o en çok motive eden şey o. İnsanların destek olması. İnsanların destek olması. Dediğimiz zaten biz hep Vodafone İstanbul Maratonu'nu bir halk koşusu olarak biliyorduk. Yani halkın katılımı ama gerçekten profesyonel anlamda da koşan insanlar. Evet. Biz hep halkın beraberce birlikte gerçi koşu değil artık yürüme oldu. Yani öyle bir izlenim var dediğiniz gibi. Biz daha ziyade sizin gibi profesyonel anlamda koşanları merak ettiğimiz için. Peki siz ne zaman 2011 dediniz de koşmayla ne zaman tanıştınız? Onu biraz merak ediyoruz. 2011. Nasıl oldu? Şöyle oldu. Ben de hep yürüyordum. Spor salonunda yürüyordum. Yürüme bandında. Hafta sonları ormana gidiyordum yürümeye. Belgrad Ormanı'na. Sahile iniyordum, yürüyordum. Hep ben uzun mesafe yürüdüm yani. 98'de İstanbul'a taşındığımdan bu yana 2011'e kadar hep yürüdüm. Sonra bir gün böyle spor hocam demişti bana. Ya ufak ufak istersen yap. Koşmaya da başla. Çünkü kilom da çok fazlaydı. O derler kırılması için biraz daha ya az yemen lazım ya daha çok hareket etmen lazım. Bir gün ben ormanda ya hadi şöyle bir dakika falan koşayım derken bir arkadaşımı gördüm, Pınar Kılıç'ı. Pınar dedi ki bana ya dedi biz koşuyoruz falan. Sen de gelsene Bozca'da da var, ilk koşu yapılacak. Antrenman yaparsın, hazırlanırsın. İyi tamam falan dedim. Nasıl yapacağım dedim. Biz Belgrad Ormanı'nda her cumartesi antrenman yapıyoruz. Ona gelsen. Bizim gönüllü bir antrenörümüz var. Case. Tamam falan dedim. Ama ben koşabilir miyim? Koşarsın canım, niye koşmuyorsun falan. Sigara içmiyorsun değil mi? Yo, sigara içmiyorum. Tamam o zaman yaparsın nefesini de ayarlayabilirsin. Tamam dedim. Ben öyle 2011 Mart'ta ormana gitmeye başladım antrenmana. 2011 Mayıs'ta da Bozca'da birinci vardı. Bozca'da koşusu vardı. O arada 10 kilometreye yazıldım. O arada antrenman yaptım. Cumartesileri ormana gittim. Adım adımın gönüllü antrenörüyle, Kez'le antrenman yaptım. Hafta içi hocanın söylediklerini yapıyordum. Spor salonunda koşuyordum. Öyle başladım. Sonra ilk 10 kilometremi koştuktan sonra da bir sonra ne var dedim. Biz dediler gidiyoruz. İstanbul Maratonu'nda koşacağız. O zaman da Avrasya Maratonu'ydu. Orada da ne var parkurlar. Hadi dedim 10 koşmuşum. Bir sonraki ne var? 15. Hadi dedim 15 koşayım bu sefer de. Gözde Hanım, Avrasya Maratonu demişken şunu da sormak istiyorum. Galiba orayı sormadım. Siz peki bu açıdan nasıl etkileniyorsunuz? Halkın koşuya katılması ve profesyonel koşucular olarak ayrı bir kategoriden mi devam edilmesi gerekiyor? Yoksa beraber profesyonel, gerçi yayın öncesi konuşmuştuk ama buradan da tekrar dile getirebilirseniz. Yani ayrı bir kategori ve tabii mümkünse ayrı bir gün ama tabii İstanbul gibi büyük bir şehirde ve köprünün kapatıldığı bir şehirde aynı gün olması pek mümkün, yani ayrı günler olması pek mümkün olamıyor ama aralarında en azından zaman olarak biraz daha süre bırakılabilirse çok daha iyi olur. Çünkü orada bir profesyonel koşu varken hemen arkasında da halk yürüyüşü orada karıştırıyor her şeyi. Bir de daha önce atletlerin o alanda bir ısınma gibi bir olayı olması gerekiyor. Onlar olmayınca tabii sizi de demoralize ediyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani dediğiniz gibi İstanbul çok büyük bir kent. Herhangi sürekli trafiğe de kapanmaz. Belirli bir günü var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani hazırlanmadan direkt koşu başlıyor. Ve uzun yani bir... şu yapılabilir orada, böyle parça parça böyle zamanlamalar yapılabilirse. Hı hı. Çünkü ilk koşuya başlayan insan tabii ki bir anda böyle uzun mesafe yapamaz yani, derken ben bir 10 kilometreyi deneyeyim der, ama 10 kilometrede gerçekten koşmak isteyenler var, bir de yürümek isteyenler var. Tavla oynamak isteyenler de var. Tavla oynamak isteyenler de var. Evet. Belki mesela büyük maratonlarda, işte Berlin'de, New York'ta herkesin süresine göre kategorize edilir. Onlar ayrılır ve aralarına da zaman bırakılır, 5'er dakika gibi. Belki öyle bir organizasyon yapabilirse bu ayarlamayı, yürümek isteyen en arkadan çıkar. Koşmak isteyenler önden bir sıra verilir onlara. Ama bu tabii çok büyük bir organizasyon. Yani güvenliğin buna bakması lazım. İşte ona göre çiplerini, göğüs numaralarının ayarlanması lazım. Aslında sahil şeridinde yapılsa Gözde Hanım, hani daha sağlıklı olmaz mı? Hani trafiğe kapalı alanlar sahil şeridinde, işte Florya vesaire. Çok ama aracın girmediği yerde. Şey, hani kısa anlamı şey, evet, köprüyü geçmek yani. Doğru. Burada çünkü en büyük şey yapılan, hep anlatılan işte dünyanın işte tek işte kıtalar arası maratonu. Işte. Yani reklamı biraz oradan tabii yapılıyor. Reklamı oradan yapıldığı için. Evet. Aslında hani çok da güzel sahil şeridi var. Daha rahat olur. Daha da rahat olur ama biraz anlamı zayıf anlıyorsunuz. Yoga eğitmeni olmanızın koşuyla bağlantısı mesela size nasıl katkısı oldu? Yani yoga eğitmenlerinin bu konuda nasıl çalışmaları var? Yaygın mı yoga ve koşu bağlantısı? Evet, var. Benim mesela işte 2004'ten bu yana yoga pratiğim var. Sonra işte koşu mesafeleri artınca baktım ki ben böyle esneyemiyorum ve böyle kas katıyım yani, bacaklarımda, kollarımda, omuzlarımda. Ben dedim yogayı arttırayım. Onun üzerine zaten eğitmen oldum. Ama ben tamamen böyle fiziksel ve esnetmek amacıyla düşünürken sonra öyle bir yola girdim ki mental olarak bana çok faydasını gördüm. Nefesimi dengelemekte çok faydasını gördüm. Sonra mesela eğitmenlerin arasında da gördüm çok şey yapan, koşan ve yogayla dengeleyen. Yurt dışında da öyle oldu. Ben bir ileri seviye eğitmenlik eğitimine gitmiştim Haziran'da yurt dışında. Tek Türk bendim grubun arasında. Orada mesela Amerikalı arkadaşlarım vardı, İngilizler vardı, Almanlar. Bir şekilde hani onlar da koşuyorlar. Çok şaşırtıcı bir şey aslında. Evet, ben böyle yogilerin arasında da koşanlar varmış, ne güzel. Yani bunu, söylediklerinizden şunu o zaman çıkarıyoruz. Her profesyonel koşan biri yogayı da aynı zamanda hani yapmalı, tırnak içinde söylüyoruz. Çünkü çok önemli, hem nefes hem beden. Mental olarak. Mental. Çünkü bir şekilde onu dengelemesi için çok önemli. Yoga ile çok güzel dengelenebiliyor. İkisi bir arada. Şimdi çok güzel oluyor. Şimdi dilerseniz bir sokak röportajımıza gidelim. Tamam. Sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim Gözde Hanım'la. Ben de katılmayı düşünüyorum arkadaşlarımla birlikte. 15 kilometrelik vardı sanırım, ona katılmayı düşünüyoruz. Aslında çok güzel bir etkinlik. Yani insanların bu İstanbul'da bu griliğin içinde sıkışmasını önlemek için ya da yani insanları spor yapmasını teşvik etmek için güzel bir şey. Katılmayı düşünüyorum. Eğer uygun olursam, eğer uyanabilirsem pazar günü olunca düşünüyorum, evet. Sabahları koşmaya çalışıyorum Sarıyer'de. Sarıyer'de oturuyorum zaten. Bir yarım saat kadar koşmaya çalışıyorum vaktim olduğunca. Ya, sabahları yürümeye çalışıyorum 2 günde 1 ya da akşamlara doğru okuldan sonra, üniversiteden sonra. Yani günde 1 saat yürüyüş, spor yapıyorum yani. Yapmaya çalışıyorum ama genelde çok yapamıyorum vaktim olmadığı için. Yani 1 saat yaklaşık. Yani genelde nasıl diyeyim, hamurlu yiyecekler yememeye çalışıyorum. Koştuğum için hani yakında bir de düğünüm var. Şey yapayım diyorum, özen göstereyim diyorum. Genelde meyvevarimsi şeyler yiyoruz. Biraz salata yiyoruz. Zor oluyor ama idare ediyoruz. Paketli gıda tüketmemeye çalışıyorum. Onun dışında hani meyvelerden tüketmeye çalışıyorum ara öğün olarak. Bir de sulu yemek yersek tabii daha iyi. Ama sürekli uyamıyorum buna, ama elimden geldiğince uyumaya çalışıyorum. VTR'miz bu şekildeydi. Beslenmeyi sormuştuk. Ali arkadaşımızla beraber çıktık sokak röportajına, ama ben beslenmeye geçmeden önce şunu merak ediyorum. İstanbul dışında dünyanın herhangi bir kentinde bu maraton gibi, yani dün koşulan maraton gibi bir örneği var mı? Hani trafiğe kapatılması, hem normal profesyonel sporcuların koşup hem de halkın dahil olduğu bir organizasyon var mı? bildiğiniz. Benim bildiğim ve katıldığım şey olmuştu. Beyrut Maratonu böyle. Hı hı. Onda da böyle 42 kilometre var, 10 kilometre var ve şey var, orada da halk yürüyüşü var. Hı hı. Ama onun dışında New York'ta, Berlin'de, onlar ki World Marathon Majors'e, yani bileyim Kopenhag'da, Barcelona'da, bunlar hep koştuğum şehirler. Hiçbirinde halk yürüyüşü diye bir şey yok. Yani tavla oynayanı biz göremiyoruz. Hayır hiç öyle şeyler göremiyorsunuz. Gayet böyle hani koşulan saat belli, kaçta çıktığınız belli, muhteşem düzenli bir organizasyon, çantalar, finish, her şey çok belli. Hiçbir şekilde öyle görüntüler falan yok. Yani yürümek isteyen de gerçekten profesyonel kıyafetlerini giymiş ve yürüyor yani. Hani şey gibi değil, böyle üzerime öyle kotumu giydim de pazar gününü geçireyim diye öyle bir şey yok. TRT'de gerçekten izledik hatta. Tabii. Şey diyor, evde uyuyacağıma diyor, hani geldim buraya dediğiniz gibi, hani kot vesaire gelmiş. Evet. Aktivite hafta sonu. Ya evet, o aktivite ya, tam çok güzel köprüyü geçmek. Ama onu da anlayabiliyorum. Hı-hı. Ama hani pazar günü İstanbul'un çok güzel yerleri var gezilebilecek aile. Bir de unutmadan şunu sormak istiyorum Gözde Hanım. Hani dünyanın birçok kentini saydınız. Orada peki kriter ne? Hani bize söyleyebileceğiniz, hani dediniz ya böyle olmuyor diye. Yani halkın katılmadığı, tam profesyonel anlamda yapılıyor. Hani belirli bir kriter vardır herhalde. Disiplin hani, kriter. Yani sonuçta herhangi bir kişi bizde girebiliyor bu maratona. Hani belli bir işte atıyorum koşması mı gerekiyor önceden bu maratona alınıyor diye, diğer ülkenin hani diğer kentlerde, dünyanın diğer kentlerde. Belli bir kriter yok yani, hani çok büyük maraton majors için zaten kuraya girmeniz gerekiyor. Hı hı. Veya işte qualified olmanız gerekiyor mesela Boston maratonu için, hı hı, yaşınıza göre, ama onun dışındakilerde normal ücretini ödeyip, hı, kaydınızı yapıp girebiliyorsunuz. Hı hı. Ama tabii büyük maratonlar olduğu için de oranın bir kuralları ve disiplini olduğu için ona göre hareket ediyorsunuz. Burada daha bence henüz koşu kültürü oturmadığı için bizim memleketimizde oradan kaynaklanan bir şey var. Tabii şu bir gerçek, ben 2011'den bu yana kadar çok büyük bir gelişim gördüm. Yani 2011'de bunlar yoktu. Yani 7 senede güzel şeyler olmuş o zaman. Su istasyonları falan bu kadar düzenli çalışmıyordu. Yani dün mesela benim en çok hoşuma giden şey, su istasyonları vardı. Hı. Ve bize önceden böyle şeyler gelirdi. Yarım litrelik sular konurdu. Çünkü zaten yarım litrelik suyu siz bir anda içemezsiniz. Evet. İyi gelmiyor. Hı hı. Dün mesela küçük küçük şişelerdeydi. Ah tamam, olması gerekendi. Ve hani yanında da o plastikleri atmak için kutular vardı. Hı hı. O mesela bu sene eklenen bir özellik. Aa dedim ne kadar güzel, hani bu artık düşünülebiliyor. Hı hı. Ve yani bileyim istasyonlarda maraton koşanlara verilmesi gereken ufak ufak gıdalar var. Muzlar, elmalar gibi. Hı hı. Onlar artık düzenli çalışıyor. Ne kadar güzel. Enerji şeyler de oluyor. Evet. İyi şeyler oluyor. Hı-hı. Ya da yani ne bileyim tezahürata gelen insanlar oluyor artık. Hı-hı. Arkadaşlarını ve işte ailelerini veya işte o kadar çok sivil toplum kuruluşu koşmaya başladı ki, yoktu bunlar önceden, evet, çok az vardı. Yani biz adım adımda 4 STK'ydı, sonra arttı ve o STK'nın gönüllüleri yol boyunca destekte bulunuyor. Hı-hı. Bunlar tabii çok büyük gelişmeler. Mesela dünkü maratonda siz de Gambiya'da su kuyusu açmak amacıyla koştunuz. Çok güzel İsterseniz bir amacı var Gözde Hanım'ın. Tabii ondan bahsetmek isterim. Çok farklı STK'lara koştum. Şey için hep koştum, STK'lar hep Türkiye'de, işte okulların yapılması, eğitim, hı hı, için, işte kadınlar için. Bu sefer evet, yani çünkü Sendegel Derneği beni çok etkiledi. Hı hı. İbrahim Betil'in kurduğu bir dernek. Zannediyorum 5 sene önce kuruluyor. Hikayesi de çok enteresan. Ondan da bahsedeyim. 2 tane Gambiyalı İstanbul'a geliyor. İbrahim Betil'i buluyor. Diyorlar ki randevu alıp gidiyorlar ona. Biz diyorlar sizi duyduk, siz çok yardımsever bir insanmışsınız. İşte biz orada çok kötü durumdayız. Lütfen bize yardım edin. Gelin Gambiya'ya. O zaten Gambiya'ya gidip gördüğü zaman durumlarını görüyor ve hani orada su olsa yaşam olacak, hı hı, ve yaşam artacak. Onun üzerine o proje başlıyor. Gambiya'da su kuyusu açmak. Çok güzel bir şey. Evet, çok güzel bir proje. Hı hı. Geçen senelerde şey de açtı, Ali Kev de açtı orada, hı hı, bir su kuyusu. Onlar da gittiler. Yani bir su kuyusunu açmanın maliyeti 33.000 TL. Ama oradaki yaşama katkısı inanılmaz. Paha biçilemez. Su hayat zaten. Su hayatı götürüyorsunuz oraya. Evet, o yüzden ben hep arkadaşlarıma da işte kaç 15 günü kadar oldu projeyi açalı. Yani bir damacanası 15 lira. Hani en azından gerçekten bağışın küçüğü büyüğü olmaz. Hani, su demişken Gözde Hanım, beslenmenizden de biraz bahsedebilir miyiz? Su çok önemli. Su hayat. Şimdi biraz beslenmenize bir gelelim. İşte koşu öncesi mesela nasıl hazırlanıyorsunuz? Mesela son bir ay, son bir hafta gibi böyle bir hazırlık süreciniz mi var? Yoksa nasıl yapıyor? Her gün mü bunu bir disipline edip hayat tarzınız o şekilde mi sürüyor? Benim şimdi son bir senedir beslenme tarzım çok değişti. Hı-hı. Onu söyleyebilirim size. Kendimle ilgili olan çok özelinde söylediğiniz. Ben siyah çayı bıraktım. O benim için çok büyük bir şeydi. Siyah çayı bırakıyor olmak. Ocak ayında bıraktım. Etkiliyor artık, mu peki? Herhangi yani çok siyah çay içiyordum. Kafein çok yüksek onun. Kahveyi de günde 1-2 fincan içiyorum. O benim için çok şey bir şey. Ya yani kafeini bayağı bir düşürdüm. Türk milletiyle siyah çay bir arada ya, o yüzden soruyorum. İşte çok fazla kafein alıyorsunuz ve yeteri kadar da o da sizin vücudunuzdaki suyu aldığı için çok su içmeniz lazım ki onu dengelesin diye. Ben tamamen bıraktım çayı, rahat ettim, iyi oldu. Gluteni çok azalttım. Bir dönem hiç gluten yemiyordum. Şimdi az glutenli ürünler tüketiyorum. Laktozu azalttım. Neredeyse çıktı gibi bir şey. İşte bir seneyi geçti, et ve tavuk yemiyorum. Ben biraz uç örneğe doğru gidiyorum. Çaydan sonra bu gerçekten. Evet ama her şey olabilir. Sizin işte kendinize ne iyi geliyor ne iyi gelmiyor ona bakmakla ilgili. Bu şaşırma nedeni şey, bir anda bırakmanız Yok, yavaş yavaş böyle. Çünkü o şeyler, alışkanlıklar zamanla. Yani bu bana aşama aşama. Bunları bıraktıkça da kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Çünkü ben de bir de Hashimoto'yum ben. Tiroid ilacı kullanıyorum. Testlerimde hep özellikle ben maratona hazırlandığım dönemlerde demir düşüyordu. Ve doktor da bana hep veriyordu doktorum. İşte demir hapları veriyordu ki sen şimdi maratona hazırlanıyorsun, bu demir haplarına ihtiyacım var diye. Ben 1,5 senedir şey yapmıyorum yani demir hapı falan kullanmıyorum. Çünkü değerlerim gayet düzgün. Herhalde o aldığım çok kafein benim demirimi emiyordu. Yani sonuçta et ve tavuk yemeden de gayet şey yapılabiliyor. Ama buradan da şunu söyleyelim Gözde Hanım, bu size özgü bir beslenme. Bu bana özgü bir beslenme. Herkese özgü değil, sadece Gözde Uysal'a ait bir şey. Yanlış anlaşılma olmasın, yanlış bilgilendirme. Ama hani koşudan önce ne yapılıyor? Karbonhidrat ama böyle iyi karbonhidratlar almanız sizin için iyi. Ne gibi mesela Gözde Hanım? Yulaf. Yulaf işte tahıllı ekmek. Tahıllı ve gluteni düşük ekmek, çavdar ekmeği gibi. Avokado muhteşem bir şey. Meşhur makarna günleriniz var diye biliyorum. Onlar nasıl oluyor? Koşunun en güzel yanı zaten makarna yiyebiliyor olmak. Ama onun da bir sınırı var. Yani ay nasıl olsa ben koşuyorum deyip de yani her günde makarna börekle geçmiyor hayat. O zaman nasıl koşacaksınız? İşte koşunun olduğu hafta şey yapıyorsunuz. Yani o da zaten her koşucu için de değil. Yani 15 koşan veya 10 koşan bir insan ben bu hafta koşacağım diye makarnaya yüklenemez. O hani maraton koşanlar için iyi bir şey. İşte makarna partisi dünyanın her yerinde yapılıyor. Burada bir de tabii koşudan sonrası var. Koşudan sonra da kaslarınızı beslemek için protein almanız en önemli. Bir anda vücut çöküyor değil mi Gözde Hanım? Yani o kadar efor sarf ediyor, hem mental hem yani çok yoğun ve yorucu bir süreç. Bir de tabii jeller var. Jeller dediğiniz şey de şeker deposu yani. Onu siz içtiğiniz zaman veya enerji içecekleri bir anda şey yapıyor. Enerjinizi yükselten bir şey. Ben de kullandığım jellerden ama bir senedir aşkındır hiç jel almıyorum. Enerji içeceği de içmiyorum. Çünkü yani tam o yarışta iyi geliyor ama aslında çok da şey değil. Onları da denemek lazım. Denemeden, bilmeden hiçbir şeyi yarışta kullanmamak gerekiyor. Gözde Hanımcığım şimdi sizi dinlendireceğiz. Bir VTR'mize geçeceğiz. Vodafone'un son VTR'mize. Sonrasından kaldığımız yerde sohbetimiz devam edecek. Bu sene Vodafone'un sponsorluğunda 40.'sı düzenlenen İstanbul Maratonu oldukça renkli bir tarihe sahip. Yüz binlerce spor severin iki kıtayı birleştirmesi İstanbul Maratonu'nu dünyanın en ilgi çekici maratonlarından biri yapıyor. Boğaziçi Köprüsü'nden maraton koşulması fikri ilk olarak 1973 yılında Tercüman Gazetesi tarafından ortaya atıldı. Ancak bu fikrin hayata geçirilmesi için 1979 yılını beklemek gerekecekti. O yıl İstanbul'u ziyaret eden bir grup atletizm sevdalısı Alman turistin konuyu gündeme getirmesiyle İstanbul Valiliği ve Atletizm Federasyonu'nun büyük çabaları sonucu ilk maraton 1 Nisan günü gerçekleştirildi. O sıralarda yeni hizmete girmiş olan Boğaziçi Köprüsü'nde yolun yarısının kapatılarak insanların koştuğunu gören halk bunu 1 Nisan şakası zannetmişti. Yarışın sembolü olan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da kullanılan turuncu lacivert renklerinin seçiminde 60 kişilik misafir Alman takımının formalarından esinlenilmişti. Asya-Avrupa koşusu olarak başlayan maratonun adı daha sonraki yıllarda Avrasya Maratonu olarak değiştirildi. Yaşanan problemler nedeniyle Maratonun organizatörlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi ve özellikle 90'larda Avrasya Maratonu oldukça büyük gelişme kaydetti. 1999 yılına gelindiğinde Türkiye 17 Ağustos felaketini yaşamıştı. Olası riskler nedeniyle maratonun o sene düzenlenmeme ihtimali doğdu. Ancak katılım 75.000 kişiyle sınırlandırılıp maraton düzenlendi ve elde edilen gelirler depremzedelere bağışlandı. 2000 yılında Avrasya Maratonu için çok önemli bir kilometre taşı oldu. Bu dev organizasyon birçok ulusal ve uluslararası televizyon kanalından canlı olarak yayınlandı. 2001'de ise bu yarış tarihinde ilk ve son kez belediye tarafından değil, Spor Genel Müdürlüğü ile Atletizm Federasyonu tarafından organize edildi. O sene katılımın düşmesinden sonra organizasyon tekrar Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmeye başladı. 2003 yılında maraton, Cumhuriyet'in 80. kuruluş yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle oldukça coşkulu geçti. 2006 yılında arttırılan ödül miktarları ve atletlerin derecelerini anında ölçen elektronik zamanlama çipi sayesinde maraton ciddi bir gelişme kaydetti. Avrasya Maratonu bu yıldan itibaren uluslararası takvime saygın bir yeri olan elit atletler ve 100.000 aşkın spor severin katıldığı bir organizasyon kimliğini kazandı. 2008 yılında gerekli kriterler sağlanarak Avrasya Maratonu Silver Label nişanına sahip dünyadaki 21 maraton arasındaki yerini aldı ve gümüş kategoriye yükseldi. Kod farkının giderilmesi ve parkura tarihi özellik kazandırılması amacıyla finish noktası Beşiktaş'tan Sultanahmet'e alındı. 2010 yılında köprü üzerinde yaklaşık 200.000 kişinin koşmasıyla rekor kırıldı. 2012 yılında hem maraton altın kategoriye kabul edildi hem de isim sponsorluğunu Vodafone üstlendi. 2013'te ise Vodafone İstanbul Avrasya Maratonu'nun ismi dünyanın tüm maratonlarında olduğu gibi şehrin tanıtımı ve adını ön plana çıkarmak amacıyla Vodafone İstanbul Maratonu olarak değiştirildi. Vodafone İstanbul Maratonu, Türkiye'nin en önemli ve saygın spor organizasyonlarından biri olma özelliğini sürdürerek her sene yüz binlerce spor severe ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Evet, İstanbul Maratonu'nun tarihleriyle ilgili VTR'mizi de izledik, son VTR'mizi. Süremiz de daralıyor artık. Son olarak dünkü maratonla ilgili istatistikleriniz var, rakamlar var, evet, katılımla ilgili. Onları da alalım sizden. Şimdi biz adım adım olarak dün 10.052 tane gönüllü koşucuyduk. Bu da toplam katılımın %40'ını oluşturuyor. Çok ciddi bir rakam. Yani Türkiye'deki yardımseverlik koşusunun ne kadar arttığını gösteren bir rakam bu. Ve 94.000 civarında da bağışçımız var. Yani her bir koşucuya bağış yapan burada kişiler. Burada Itır Hoca'yı da anmak isteriz. Evet. Sevgili Itır Erhat hocamız. Bağış miktarı da en son aldığımız rakamlarda 9.295.356 ve bu rakamlarda daha da artar çünkü genelde koşudan önce işte %40-%50 gelir. Koşudan sonra da bu rakamlar artar çünkü şey yapıyor koşucu olarak, ya ben de aynısını yapacağım bugün yarın. Tüm beni destekleyen ve beni tanıyan herkese bir mail atacağım. Ben bu koşuyu bitirdim. Ben sözümde durdum. Alın işte bu da benim madalyam, bu da benim skorum. Artık siz de top destek, yani evet desteğinizi bekliyorum diye. Bu da tabii çok güzel bir araç. Sonuçta kendiniz için evet çok güzel bir şey yapıyorsunuz ama çevrenize de fayda sağlıyorsunuz. Koşmak o yüzden çok da beni seven ve çok da motive eden bir şey. Yani gerçekten evet ben de yoruluyorum, ben de insanım. Ama o zaman düşünüyorum ama ben koşarak birilerine dokunabiliyorum, birilerine fayda sağlayabiliyorum. O yüzden de her zaman koşmaya devam. En önemli dediğiniz gibi su kuyuları açtıracaksınız. Gerçekten su kuyuları, çok önemli bir Van hareket. İşte okulumuz var, eğitim tırımız var. İşte topladığımız tekerlekli sandalyelerin artık rakamını bilmiyorum kaç binlerce yani. O kadar çok hayata dokunuyorsunuz ki. Peki önümüzdeki yıl için şimdiden kafanızda hani oluşturduğunuz bir plan var mı bununla ilgili? Plan derken hangi STK mı? Evet, evet tabii aynen. Onu bilmiyorum çünkü adım adımın STK'ları da değişiyor. Muhtemelen onu da söyleyeyim yani Taksim'de Hayata Sarıl Lokantası var. Hayata Sarıl Derneği, Ayşe Tükrükçü bizim arkadaşımızın bir hayaliydi o. Evet. Umuyorum 2019'da onlar girecekler adım adıma. Evsizler için onların projesi. Her akşam orada 7'den sonra evsizlere yemek veriliyor. Herhalde evsizler için koşarım. Onlar yani evet. Ve onların gönüllüsüyüm zaten şu anda da ama böyle hani koşu gönüllüsü olmak en çok istediğim şey. Yani buradan hayatlara da dokunduğunuzu dile getiriyorsunuz. Her sene farklı bir motivasyon. Evet, her sene farklı bir STK için koşmayı ben tercih ediyorum. Geçen sene mesela TİDER için koşmuştum. Temel İhtiyaç Derneği için. O da benim için çok anlamlıydı. Hepsinin çok ayrı bir anlamı var. Gerçekten çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Biz de buradan tebrik ediyoruz sizi tekrar. Teşekkür ederim. Yayınımızın da evet artık sonuna geldik. Dolu dolu bir program oldu, güzel bir sohbetimiz oldu. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere.